Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve selleme ve bareke ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Allahümme Rabbi şirahli sadri ve yesirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Allahümme erinel hakka hakkan ve rzukna ittiba'ahu ve erinel batile batilen وَرْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ اللّٰهُمَّ amin, اللّٰهُمَّ amin. Değerli kardeşler, Allah Azze ve Celle nasip eder, müyesser kılarsa bugünkü dersimizde bir peygamberden bahsedeceğiz. Bu peygamber Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını sadece bu dersimizde özetle anlatmaya çalışacağız. Ve anlattığımız bölümle ilgili bize yönelik dersler, ibretler nelerdir? Bunu inşallah beraberce paylaşacağız. Bir sonraki dersimizde de Allah Azze ve Celle nasip ederse Yunus Aleyhisselam'ın duası ile ilgili konuşmaya gayret edeceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde zikrediyor. Zikretmiş olduğu yerlerde tafsilatlı bir şekilde konu yer almıyor. Sadece Allah Azze ve Celle bazı bilgiler bizlere veriyor. Kıssanın geçmiş olduğu yerler Enbiya suresi, Saffat suresi, Kalem suresi ve Yunus suresidir. Bir de Yunus aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de kendi ismiyle 4 defa, lakabıyla 2 defa geçiyor. Zunnun bir lakabı, bir de sahibun hut, bu da ikinci bir lakabı. İkisinin manası da balık sahibi demektir. Balık sahibi anlamına gelmektedir. Kıssanın detayları ile ilgili bazı bilgilerin verilmiş olduğu sureler Mekki surelerdir. Allah Azze ve Celle Mekke ortamında, Mekke'nin şartlarında Yunus peygamberin kıssasını indirmiş. Hem peygamber aleyhissalatü vesselama hem de ashaba bu kıssa üzerinden bir takım mesajlar vermiştir. Biz de inşallah Kur'an-ı Kerim'de geçtiği kadarıyla Yunus peygamberin kıssasını beraberce inceleyeceğiz. Ve bu kıssada almamız gereken dersler nelerdir? Bunun üzerine konuşmaya çalışacağız inşallah. Allah Azze ve Celle Yunus peygamberi bir topluma Resul olarak, peygamber olarak gönderir. Bu toplum Ninova halkıdır. Ninova halkıdır. Ninova, Irak'ın Musul şehrinde bir yerdir. Allah Azze ve Celle Yunus peygamberi, Yunus Aleyhisselam'ı tarihi kaynaklarda geçtiği üzere Asurlulara göndermiştir. Asurluların başkenti diyebileceğimiz veya en önemli kentlerinden bir tanesi Ninova kentidir. Peki bunun Ninova olduğunu nereden biliyoruz? Ninova olduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselamın bunu bize aktarmasından biliyoruz. Hatırlayacak olursanız Peygamber aleyhissalatü vesselam Taif'e gitti. Oradan dönüşte Addas ile karşılaştı. Addas Hristiyan bir kimseydi ve Ninovalı bir kimseydi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın besmele ile üzüm yemeye başladığını görünce buna çok şaşırdı. Bunun ancak bir peygamberin yapabileceği bir iş olduğunu söyledi. Peygamber aleyhissalatü vesselamla tanıştıktan sonra peygamberimiz onun Ninovalı olduğunu öğrendikten sonra onun Yunus peygamberin şehri olan Ninova'dan olduğunu söyledi. Yunus peygamberin de kendisinin kardeşi olduğunu ve kendisinin de bir peygamber olduğunu söyledi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Buradan Yunus peygamberin Ninova'ya gönderildiğini net bir şekilde görmekteyiz. Allah Azze ve Celle Yunus peygamberi görevlendirdi. Görevlendirmiş olduğu toplum Allah Azze ve Celle'ye şirk koşan, putlara ibadet eden, zorba, zalim insanların haklarını yiyen bir toplum. Yunus peygamber, diğer tüm peygamberlerin yaptığı gibi geldi ve Allah Azze ve Celle'ye ibadete, tevhide ve insanların hakkını yememeye, adaletli olmaya insanları çağırdı. İnsanlar bunu kabul etmediler. Yunus peygambere inat ettiler. Küfürleri üzerinde, şirkleri üzerinde sabit kalacağına dair bu şekilde bir tepki gösterdiler. Yunus aleyhisselam bir müddet davet yaptıktan sonra onlara kısa bir mühletin verildiğini, bu mühlet içerisinde iman etmemeleri durumunda azabın onlara geleceğini haber verdi. Böyle olunca kavmi kızdı. Yunus aleyhisselam da kavminin küfür üzere inadından dolayı onlara kızdı ve oradan ayrıldı Yunus aleyhisselam. Allah azze ve celle kendisine oradan ayrılmasını emretmemişti.
Buna dair bir izin de vermemişti. Yunus Aleyhisselam o anlık öfkesiyle ve artık böyle bir kavme benim yapacağım bir şey yoktur, böyle bir kavme davet yapılmaz, azap gelecek ve bu toplum helak olacak düşüncesiyle Allah Azze ve Celle izin vermeden, ona emretmeden oradan ayrıldı ve oradan çıktı. Çıktıktan sonra bir gemiye bindi. Allah Azze ve Celle geminin dolu bir gemi olduğunu bize haber veriyor. Dolu, ağır, yükü ağır bir gemi olduğunu bize söylüyor. Ve bir şekilde gemi batma tehlikesi geçiriyor. Bazı kaynaklarda fırtınadan dolayı, bazı kaynaklarda çok ağır olduğundan dolayı diye bir takım bilgiler var. Sonuç itibariyle gemi batma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yükü hafifletmek için bazı kimselerin atlaması gerektiği, bazı kimselerin suya atılması gerektiğine dair bir karar alınıyor. Ve kimse bu şekilde ben atlayayım diye bir tercih yapamayacağı için, bir fedakarlık yapmayacağı için kura yoluyla bunu şey yapıyorlar, tespit etmeye çalışıyorlar. Ve kuranın sonucu Yunus Aleyhisselam'ı gösteriyor. Yunus Aleyhisselam kura sonucu denize atılıyor. Denize atıldığı gibi bir balık onu yutuyor. Sanki balık onu orada bekliyor gibi Allah Azze ve Celle'nin emriyle onu ne yapıyor? Orada onu yutuyor. Ve denizin derinliklerine doğru balık iniyor. Yunus Aleyhisselam bunları yaşarken kendi kavmi ise ya azabın alametlerini görmelerinden dolayı ya Yunus Aleyhisselam'ın şahsiyeti doğru sözlü olmasından ve bu söylemiş olduğu şeyin doğru bir şey olduğunu, yalan olmadığını bildiklerinden dolayı ya da Allah Azze ve Celle onların kalbine imanı açtığından, kalplerini genişlettiğinden dolayı iman ediyorlar. Allah Azze ve Celle'ye tövbe ediyorlar ve azabın kalkması için Allah Azze ve Celle'ye yalvarıp ona sığınıyorlar. Allah Azze ve Celle onları affediyor ve onlara azap etmiyor, onlara helak etmiyor. Yunus Peygamber ise balığın karnında Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Allah Azze ve Celle'ye sığınıyor, onu tesbih ediyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diye bu şekilde dua ediyor. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tüm eksik, noksan sıfatlardan tenzih ederim, uzak tutarım. Şüphesiz ki ben zalimlerden oldum diye Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Ve Allah Azze ve Celle Yunus Peygamber'i tekrardan karaya bırakıyor. Tekrardan karaya bırakılmasını takdir ediyor. Yunus Aleyhisselam karaya çıktığında hasta bir vaziyette Allah Azze ve Celle ona fayda verebilecek bir yaktin isminde bir bitki yeşertiyor. Ve Yunus Peygamber tekrar kavmine dönüyor. Kavmi 100 bin veya bundan daha fazla kişi ve hepsi iman etmiş olarak Yunus Aleyhisselam'ı karşılıyorlar diye belirtelim, söyleyelim inşallah. Allah Azze ve Celle bu kısımla ilgili Enbiya suresinde şöyle buyuruyor. وَذَنُّونِي اِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا Hatırla balık sahibini. Hani o öfkelenmiş bir şekilde gitmişti buyuruyor. فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ Bizim kendisine bir musibet, bir sıkıntı vermeyeceğimizi düşünmüştü. Yani bu kavim zaten müşrik bir kavim. Bunlar inatçı bir kavim. Ben bunları terk edeyim gideyim. Bu düşünceyle giderken burada herhangi bir Allah Azze ve Celle bundan dolayı beni cezalandırır, bana azap eder, beni bu anlamda kınar diye bir şey düşünmemişti normalde. Oradan ayrılıp gitmişti. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ Karanlıklar içerisinde. Denizin karanlığı, balığın karanlığı, gecenin karanlığı bu karanlıklar içerisinde nida etti. En la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diye bu şekilde nida etti. Allah Azze ve Celle'ye yakardı, dua etti. Festecebna lehu biz ona cevap verdik. Onun duasını kabul ettik. Ve necceynahu minel gammi içerisinde bulunmuş olduğu o dertten, o sıkıntıdan onu kurtardık. Ve kezalike nuncil mu'minin. Ve işte bizler müminleri de böyle kurtarırız buyuruyor Allah Azze ve Celle. Saffat suresinde geçen ayet-i kerimede ise Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَاِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Kuşkusuz ki Yunus, Rasul olanlardandı. Gönderilmiş olan elçilerdendi. اِذْ اَبَقَى اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ Hani o dolu olan bir gemiye kaçmıştı. Dolu olan bir gemiye gitmişti. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَد۪ينَ Kura çekilişine katılmış. Fakat kaybedenlerden olmuştu. Sonuç kendisini göstermişti.
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُل۪يمٌ Balık onu hemen yutuvermişti. O kendisini kınar bir vaziyetteydi. O kendisini kınar bir vaziyetteyken balık onu yutuvermişti. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ Şayet ki o tesbih eden, Allah Azze ve Celle'ye tesbih ederek yönelenlerden olmasaydı لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَصُونَ İnsanların diriltecekleri güne kadar o balığın içerisinde kalacaktı buyuruyor. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَق۪يمٌ Biz onu karaya attık. O hasta bir vaziyetteydi. وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْت۪ينَ Onun üzerine yaktin isminde bir bitki bitirdik. وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ Onları 100.000 veya bundan daha fazla kişiden oluşan bir topluluğa gönderdik. فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِينَ Onlar iman ettiler ve biz de o toplumu bir süreye kadar faydalandırdık buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Yunus Aleyhisselam'ın kavmiyle alakalı iki tane özellik var kardeşler. Birincisi kavmine istisnasız bir şekilde iman eden bir toplumdur Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. Dikkat ederseniz ayet-i kerimede her iki yerde de mesela Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de iki yerde de Allah Azze ve Celle Yunus Aleyhisselam'ın kavminin ona iman ettiğini net bir şekilde söylüyor. Bu Yunus Aleyhisselam'la alakalı birinci meseledir. İkinci olarak da dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle'nin bir sünnetullahı vardır. Bu sünnetullahın tek istisnası Yunus Aleyhisselam'dır. O da şudur. Bir kavme azap geldiği esnada eğer ki tövbe ederlerse, iman ettiklerini söylerlerse azap esnasında onların tövbesi kabul edilmez. Firavun bunun örneğidir. Firavun boğulmak üzereyken ben Musa'nın Rabbine iman ettim demişti. Fakat buna rağmen Allah Azze ve Celle onun tövbesini, bu iman iddiasını kabul etmemiş. Onu boğulanlarla beraber boğmuştu. Ve cehenneme atacağını, kıyamet gününde azabın en çetinine atılacağını da Allah Azze ve Celle birçok yerde belirtiyor, söylüyor. Peki nasıl bir fark var burada kardeşler? Yunus peygamberin kavmi neden bundan istisnadır? Azap geldiğinde neden Allah Azze ve Celle onlardan azabı kaldırmıştır diye sorduğumuzda bununla alakalı birçok cevap verilebilir. En doğrusunu Allah Azze ve Celle daha iyi bilir. Fakat şunu söyleyebiliriz. Allah Azze ve Celle Firavun'un içini de Yunus peygamberin kavminin içini de en iyi bilendir. Firavun daha önceden de bir takım şeylerle sınanmıştı. Bela musibetler başına gelmişti. Her bela musibet anında Musa Aleyhisselam'a gelip Rabbine söyle, dua et, bunu bizden kaldırsın, biz iman edeceğiz veya İsrailoğullarını serbest bırakacağız diye söylemişti. Fakat her kalktığında Firavun eski Firavun. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildi. Firavun'un iç alemini Allah Azze ve Celle bildiği için onun boğulmaktan kurtulduğu esnada da tekrar aynı tuğyanına döneceğini Allah Azze ve Celle bilmektedir ve bundan dolayı onun tövbesini kabul etmemiştir. Böyle bir cevap verilebilir. Bu topluma gelince, bu toplumla alakalı Allah Azze ve Celle onların içini daha iyi bilir, en iyi bilendir. Onların tövbelerinde sadık olduğunu, onların gerçekten pişman olduklarını bilmektedir. Ve nitekim onlar azap kalktıktan sonra da iman etmişler, Yunus peygambere tabi olmuşlardır. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle onları istisna tutmuş olabilir. Başka bir şey olaraktan şunu söyleyebiliriz mesela. Yunus peygamber kavminin arasında son vakte kadar kalmadı. Allah Azze ve Celle ona izin vermemişti, emretmemişti. Oradan erken ayrılmıştı. Allah Azze ve Celle son ana kadar uyarının, korkutmanın devam etmesini istemişti. Ve bu uyarı, bu korkutma son ana kadar devam etmediği için ve kavim de bu esnada Yunus peygamber yokken bu esnada iman ettiği için Allah Azze ve Celle onları istisna tuttu ve onların imanlarını kabul etti diye de bir cevap verilebilir. Fakat bunların hiçbir tanesi olmasa da biz şunu söyleyebiliriz. Allah Azze ve Celle onları istisna tutmuştur. Allah Azze ve Celle her şeyi bir hikmete binaen yapar. O yaptıklarından sorulmaz, insanlar yaptıklarından sorguya çekilir. Dolayısıyla bu anlamda Allah Azze ve Celle bunu böyle takdir etmişse bu böyledir deyip bu şekilde iman ederiz diye belirtelim inşallah. Şimdi kardeşler Yunus Aleyhisselam'ın kıssası özetle bu şekildedir. Ben inşallah şöyle sorayım. Bu kıssa içerisinde sizlerin ders, ibret, dikkatimi çeken şöyle bir husus var diye aklınıza gelen veya gözlemlediğiniz bir şey var mıdır?
Sizler söyleyin inşallah, onun üzerine konuşmaya çalışalım inşallah. Hidayet bizim elimizde değildir. Hidayet Allah'ın elindedir. Allah Azze ve Celle dilediğine ve dilediği zaman hidayet eder. Bir kavim ne kadar inatçı ve küfründe ileri de olsa Allah Azze ve Celle izin vermeden orayı terk etmemeli diye. Tabi günümüzde Allah Azze ve Celle'nin birebir izin vermesiyle alakalı bizim durumumuz söz konusu değil. Buradan neyi çıkarabiliriz? Allah Azze ve Celle bizi davetle sorumlu tutmuştur. Burada şartlar, durumlar, vaka tahlil edilir. Yapılması gereken bir şey eğer ki orayı terk etmekse o şekilde hareket edilir. Ama bir sefer karşı çıktılar, bir sefer baskı yaptılar diye orayı terk etmek, oradan hemen vazgeçmek doğru değildir. Sabırlı olmak lazımdır. Burada Allah Azze ve Celle'nin Eş-Şafi isminin bir tecellisini görüyoruz. Yunus Aleyhisselam hastaydı. Allah Azze ve Celle ona şifa verdi ve kavmine tekrar gönderdi. Yunus Aleyhisselam'ın duası bizim de sıkıntıya, derde düştüğümüz anda yapabileceğimiz dualardan bir tanesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle ayetin sonunda bunun ucunun açık olduğunu, bu kapının açık olduğunu söylüyor. Biz müminleri böyle kurtarırız diyor. Kurtardık, bitti demiyor. Kurtarırız. Geleceğe yönelik bunun devamlılığıyla alakalı bir şey var, bir ibare var. O da nunci kelimesidir. Nunci, muzari fiildir ve devamlılığı ifade eder. Bu kelimenin bu şekilde seçilmesinin ifade ettiği şey de budur. Nitekim bu konuyla alakalı hadis de var. Onu inşallah haftaya veya bir sonraki dersimizde inşallah anlatacağız. Hatamız, kusurumuz ne kadar büyük olursa olsun tevbe kapısı açıktır. Allah Azze ve Celle'ye yönelip tevbe etmeliyiz. Davet yaparken insanlar bize sert tepkide bulundukları zaman sabretmemiz lazım. Hemen vazgeçme gibi bir şey yapmamız lazım. Tamam inşallah. Şimdi kardeşler, birinci olarak şunu söyleyelim. Yunus Aleyhisselam'ın burada öfkelendiği şeyle alakalı birçok şey söylenmiş. Fakat şunu söyleyebiliriz, şunun üzerinden konumuzu anlatabiliriz. Yunus Aleyhisselam kavminin inadı, kavminin şirk ve küfür üzere kalması, bunu savunmasına öfkelenmiş. Allah için öfkelenmiş ve bundan dolayı da orayı terk edip ayrılmıştır. Allah Azze ve Celle ona izin vermemiştir. Şöyle düşünmüştür kendisi, bu kavim imana gelmez. Zaten azapla alakalı bir mühlet verilmiş Allah Azze ve Celle katından. Buradan ayrılıp gitmemde bir sakınca yoktur diye düşünmüş. O şekilde oradan ayrılmıştır. Demek ki kardeşler, müşriklerle muhatap olduğumuzda öfkelenebiliriz, kızabiliriz. Bu öfkemiz ve kızmamız Allah içinse bu övülmüş olan bir öfkedir. Fakat bu öfkeyle hareket edebilir miyiz? Bu öfkeyle hareket etmemiz doğru değildir. Veya bu şekilde hareket edip müşrikleri kendi haline bırakıp daveti komple bırakıp emekli olabilir miyiz? Hayır, bu şekilde bir şey söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle dedik ki Mekke'de bu sureyi indiriyor. Yani bu kıssayı Mekke'deyken indiriyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Mekke şartlarında Allah Azze ve Celle şunu da emrediyor Peygamberimize. Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi gibi olma diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Ne demek bu? Yani Yunus Aleyhisselam sabretmedi. Yunus Aleyhisselam kavmini terk etti, bir gitti. Ve Rabbinin hükmü o şekilde kaldı normalde. Sen Rabbinin hükmüne sabret. Bu toplum sana eziyet ediyor, baskı kuruyor diye. Bunu terk edip gitme, sebat et diye. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir kıssa üzerinden hatırlatmış, emretmiş oldu. Bize de aynı şekilde davranacağız. Müşriklerin baskısı, müşriklerin fitnesi, müşriklerin işkenceleri, eziyetleri, bunun karşısında sabredeceğiz. Öfkemizle hareket etmeyeceğiz. Bunlar zaten Allah'ın helak edeceği bir toplumdur diye düşünüp onları kendi hallerine bırakmak gibi bir şeye düşünmeyeceğiz diye belirtelim, söyleyelim inşallah. Yunus Aleyhisselam burada bir hata yaptı. Yunus Aleyhisselam'ın bu hatayı yapmış olması onun kadrini, kıymetini, faziletini gölgede bırakmaz. Çünkü o bir peygamberdir. Peygamberler hata yapabilir. Adem Aleyhisselam hata yapmıştır. Yunus Aleyhisselam hata yapmıştır. Nuh Aleyhisselam hata yapmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hata yapmıştır mesela. Onlar hata yapabilirler. Fakat onlar hata yapmakla beraber ümmete ölçü olan, ümmete örnek olan insanlardır da. Yani mesela peygamberlerin insanların arasında seçilmesinin, insan cinsinden olmasının hikmeti nedir? İnsan hata yaptığı zaman da kendisi gibi hata yapan insan peygambere baksınlar. O peygamberler hata yaptıklarında nasıl hareket ediyor, nasıl davranıyor, nasıl Allah'a yöneliyor, nasıl bunu değerlendiriyor, anlamlandırıyor diye bunu görebilsinler diyedir.
Peygamber aleyhissalatü vesselam Buhari ve Müslim'de geçen bir rivayette şunu söylüyor. Hiçbir kişinin ben Yunus İbni Metta'dan daha hayırlıyım demesi yakışmaz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. İmam Ahmet'te geçen lafızda şu şekilde bir şey de var. Yunus aleyhisselam bir hata yaptı fakat Allah azze ve celle onu seçkin kıldı diyor mesela. Hangimiz Yunus aleyhisselam gibiyiz? Mesela bizler günah işlediğimizde, bir hata yaptığımızda Yunus aleyhisselam gibi Allah azze ve celle'ye içten dua eden kimseler miyiz? Bu açıdan birçoğumuzla Yunus aleyhisselam arasında fark vardır mesela. Hangimizin günahı bağışlandı? Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama Yunus aleyhisselamın günahı bağışlandı ve Allah azze ve celle onu seçkinlerden kıldı. Hangimizin bu şekilde günahının bağışlandığına dair bir garanti var? Bunun garantisi yok. O yüzden hiç kimse Yunus aleyhisselamdan daha hayırlı olamaz normalde. Bu açıdan böyle düşünmesi yanlıştır, doğru değildir diye söyleyelim inşallah. İkinci mesele kardeşler, ikinci olaraktan bu kısada şunu görüyoruz. Hayatta karşılaşmış olduğumuz bir takım sıkıntılar, problemler, bela, musibetlerin mutlaka bir hikmeti vardır. Yunus aleyhisselam bir hata yaptı. Allah azze ve celle ona bu şekilde bir musibet verdi. Ve Yunus aleyhisselam Allah azze ve celle'ye yöneldi. Ona kulluk etti, dua etti. Sonra Allah azze ve celle ona icabet etti ve onu kurtardı. Bizler de kendi hayatımızdaki darlıklar, sıkıntılar, problemler, bunların her bir tanesinin mutlaka bir hikmetinin olduğunu, bir hikmete binaen bunun takdir edildiğini hatırlamamız, bilinç olaraktan bunu taşımamız gerekiyor. Bize bir musibet geldiğinde bunun mutlaka bir hikmeti olduğuna inanırsak, musibet anında sabırsızlık göstermek, isyan etmek gibi bir şeye kapılmayız. Yine Allah Azze ve Celle'ye yöneliriz, yine kulluğumuzu devam ettiririz. Bu musibetten ne tür dersler çıkarmamız gerekir, neyi düzeltmemiz gerekir, ne yapmamız gerekir? Peygamberlerin de hayatına bakarak o şekilde hareket ederiz diye belirtelim inşallah. İkinci, başka bir üçüncü mesele olarak kardeşler, bir kimse ne kadar üstün, ne kadar faziletli olursa olsun, bir peygamber de olsa yine fakirdir. Allah Azze ve Celle'ye muhtaçtır. Allah Azze ve Celle'nin takdirinin dışında değildir. Burada Yunus peygamber, bir peygamberden bahsediyoruz. Allah Azze ve Celle izin vermedikçe o Yunus'un o balığın karnından çıkması mümkün değildir mesela. Allah Azze ve Celle'ye dua etmiş, Allah Azze ve Celle ona icabet etmiş, sonra o kurtulmuştur. Bizler de ne kadar faziletli olursak olalım, ne kadar değerli olursak olalım, ne kadar İslam için bir hizmet yapmış olursak olalım mesela, yaşımız ne kadar büyük olursa olsun vesaire, ne kadar imkan, mal sahibi olursak olalım mesela, fark etmez. Allah Azze ve Celle'ye fakir olduğumuzu, ona muhtaç olduğumuzu unutmamalıyız. Bunu unuttuğumuz an kendimize bırakılırız, kendi halimize bırakılırız. Bela musibetlerin altından kalkamayacak, aciz felaketlerle karşı karşıya bir insan haline geliriz. Allah muhafaza. O yüzden bunu unutmamalı, Allah Azze ve Celle'ye olan fakirliğimizi, kulluğumuzu canlı tutmalıyız diye belirtelim inşallah. Bir başka mesele kardeşler, bununla ilgili bir soruyla devam edelim inşallah. İçimizde şu şekilde bir kardeşimiz var mı? Mesela bana davet yapıldı, şu kadar sene geçti. Sonra ben iman ettim diyen kardeşimiz var mı aramızda? İlk duyduğunuzda kabul etmemiştiniz. Böyle olur mu, olmaz mı, nasıl iştir diye. Sonra geldiler, abimizin dediği gibi anlattılar, o şekilde şey oldu. Şimdi kardeşler bu da böyledir. Yani davet etmek bir vazifedir normalde. Bu davete icabet edilmesi bu ayrı bir konudur. Bu bizim elimizde olan bir şey değildir. Allah Azze ve Celle'nin buna izin vermesi, takdir etmesi ve buna ne zaman olacağına dair takdir etmesi, bunlar her bir tanesi birbirinden farklı olan bir şeydir. Ve Allah Azze ve Celle bunu da bir hikmete binaen yapar. O kulunun o vakitte icabet etmesini değil, başka bir vakitte icabet etmesini takdir eder ve bunun da mutlaka bir hikmeti vardır diye belirtelim inşallah. Seyyid Kutup Rahimeullah bununla ilgili bir örnek veriyor. Öncelikle şunu açıklıyor, daha sonra bir örnek veriyor. Diyor ki, toplumun diyor kalbi türlü türlü katmanlarla kapatılmıştır, üzeri kalınlaşmıştır diyor. Cahiliyenin bir takım adetleri, izimler, düşünceler vesaire, bunları aşıp davetçinin sesinin oraya gitmesi biraz zordur diyor. Oraya kadar gitmesi, merkeze kadar, kalbin içine kadar girmesi bazen zor olur diyor.
O yüzden davetçi uğraşır, çabalar, davet yapar. O katmanı aşmaya çalışır. Bu bazen zor olur, zaman gerektirir. Ama bir vakitte eğer ki olursa diyor, bir vakit bir durumda o şeye frekansa eğer ki bir kimse isabet ederse, bu durumda insan şaşkınlığa uğrayacak bir şeyle karşılaşır. O kimse birdenbire iman etmeye karar verir ve eski caniyesini geride bırakmaya, ondan vazgeçmeye dair bir karar alır diye anlatıyor. Daha sonra bunu şuna benzetiyor. Mesela diyor, radyo frekansını ayarlamak için ibreyi sürekli çevirirsiniz. Normalde ibre doğru yerdedir. Fakat siz hassas bir şekilde uğraşırsınız, istediğiniz kanala denk getirmeye çalışırsınız. Fakat bir türlü beceremezsiniz. Bazen bir defada elinizin bir değmesiyle bir şekilde o kanala değdirirsiniz. Nasıl değdirdiğinizi siz de anlamazsınız. Fakat sizin istemiş olduğunuz şeyler çalmaya, oradan o tarz sesler gelmeye başlar. İnsanların kalbi de böyledir. Ne zaman o frekansın tutacağı, ne zaman o insanın sizin dediklerinizi anlayacağı, ne zaman onun Allah Azze ve Celle'nin izniyle o kimsenin kalbine gireceği belli değildir normalde. Ne yapmak lazım? Radyo frekansını ayarlar gibi ibreyi sürekli çevirmek, ona denk getirmek, uğraşmak, çabalamak lazımdır diye belirtelim inşallah. Allah Azze ve Celle bizleri hidayet etsin. Hidayet ettikten sonra hidayetimizi arttırsın. Hidayet üzere sabit kılsın. Hidayet üzere canımızı kendi katına alsın. Allah Azze ve Celle başta beni, daha sonra siz kardeşlerimi anlattıklarımdan faydalandırsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Esselamu aleyküm.